Sevgili çocuklar merhaba. Yeni bir derste tekrar karşınızdayız. Çocuklar bundan önceki derslerimizde daha doğrusu ses bilgisi konusunu tamamlamıştık. Hatırlayınız iki dersimizde. Şimdi o konuyla bağlantılı olacak şekilde yeni bir konuya başlıyoruz. Bu dersimizde yazım kuralları maddesini göreceğiz. Yazım kuralları dediğimizde çocuklar şunu anlamamız gerekiyor. Biz bir cümle yazdığımızda o cümlede geçen sözcüklerin çocuklar içerisindeki harflerinin kurallara uygun bir şekilde kullanılması gerekiyor. Eğer yazarken kelimeleri veya ekleri bir takım kurallar ki onları koyacağız şimdi bunlara uymadan veya bunların dışında bir şekilde kullanacak olursak o cümlede biz yazım yanlışı yapmış oluruz. Şimdi madde madde yazım yanlışına sebep olan şeyler nelerdir ve nasıl çözümlenmelidir, nasıl bulunmalıdır bunları size anlatacağım çocuklar. Şimdi önem sırasına göre sınıflayarak söylüyorum çocuklar. Numara vererek diyeceğiz ki birinci maddemiz şöyle olsun çocuklar. D'nin yazımı. D'nin yazımı. Şimdi bu yazımla ilgili kullanılacak sorularda en çok tercih edilen maddelerden bir tanesi. Çünkü dilimizde en yaygın kullandığımız bir ses olacak arkadaşlar. Niye ses diye zor söyledim? Şundan dolayı çünkü Türkçe'de D iki tane çocuklar. Bunlardan bir tanesi kelime. Yani bağlaç olan D çocuklar. Bir tanesi de ek. Kelime değil bu. O da ne eki çocuklar? Hal eki. Hal eki olan D var. Şimdi bunun özelliklerini bir söyleyelim ve nasıl ayırt edeceğimiz konusuna bakalım. Şimdi çocuklar şöyle düşünmenizi istiyorum. Bağlaç dediğimiz şeyler çocuklar kelimedir. Kelimeler nasıl yazılır? Eğer birleşik yapmıyorsa doğal olarak ayrı yazılır değil mi? O zaman bizim eğer cümlede kullandığımız D bağlaç olacaksa çocuklar o zaman ayrı yazılması lazım. Peki hal eki olan D'nin nasıl yazılması lazım? Adı üstünde çocuklar bu bir ek zaten. Ek ise eklenerek yazılması lazım. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz? Bitişik yazılması gerekir diyeceğiz. Başka ben bir D'nin ek mi olduğunu, kelime mi olduğunu nereden anlarım çocuklar? Anlamına bakmam gerekir. Çocuklar özellikle D bağlacı. Dahi ve bile anlamına gelecek şekilde cümlede kullanılır. D eğer haleki ise çocuklar kullanıldığı yerde bulunma anlamı katar. Bulunma bir şeyin içinde veya üstünde bulunma anlamı katacak. Çocuklar D bağlacı ayrı yazıldığı için kelimeye eklenmediği için bakın kendinden önceki kelimeye eklenmeden kullanıldığı için çocuklar ünsüz benzeşmesi yapmaz. Ne demiştik hatırlayınız? PCTK daha doğrusu fıstıkçı şahap özellikle hepsi var da fıstıkçı şahap dediğimiz sessizlerle biten kelimelere BCDG geldiği zaman ne yapıyorduk? Benzeştiriyorduk değil mi? Yani TT yapıyorduk. Bakın çocuklar burası zaten eklenmediği için bunun T ve T şekli yoktur çocuklar. Bağlacın TT şekli olmaz. Fakat hal eki bitişik yazıldığı için hem DD şekli vardır yani ünlü uyumuna uyar. Aynı zamanda çocuklar T ve T şekli vardır. Yani ünsüz uyumunu da sağlar diyoruz. Bunu unutmuyorsunuz. Bir son olarak bir kural daha söyleyeyim. Ondan sonra örneklendireyim çocuklar. Bakınız eğer bir D cümlede bağlaçsa bunu ben cümleden çıkarabilirim çocuklar. Çıkarılabilir bu. Çıkarılabilir. Çıkarırsak cümlede bir bozulma meydana gelmez. Şimdi bak burada bir şeye dikkat edin. Bozulma meydana gelmez. Küçük daralmalar meydana gelebilir. Bu doğaldır. Ama cümlenin anlamında en azından bozulma meydana gelmez. Fakat arkadaşlar eğer bir D ismin D hali ise o zaman o kelime çıkarılamaz. Çıkarıldığı takdirde cümlenin anlamında oldukça bir bozulma meydana gelir. Mesela bir örnekleme yapalım çocuklar. Desem ki bunu sen de biliyorsun. Bakın bir böyle cümle söyleyeyim. Bir de diyeyim ki kardeşim evde yok diyeyim. Şimdi bakın ben iki yerde D kullandım çocuklar. Bir tane burada kullandım bir tane de şurada kullandım. Şimdi ben bunların önce ne olduğuna karar vermeliyim ne olduğunu anlamalıyım. Şimdi bakınız birinci cümlede arkadaşlar neyi söylemek istemişim ben? Bunu sen de biliyorsun yani arkadaşımız biliyor ben biliyorum annem biliyor babam biliyor sen de biliyorsun. Şimdi çocuklar biz bunu bakın burada görmeyelim. Görmeyelim çıkaralım biz bunu buradan. Çıkardığımızda benim anlattığımdan başka bir anlam mı oluyor yoksa aynı anlamı vermiş olabiliyor muyum ben? Bunu sen biliyorsun.
Az önce de aynı şeyi söylemiştik arkadaşlar. Bunu sen de biliyorsun. Sadece şöyle bir daralma oldu. Yani başkaları anlamını cümleden çıkarmış olduk. Ha, anlıyorum ki o zaman bu arkadaşlar çıkarılabildiğine göre bağlaçmış. Bağlaç olduğu için burada buradaki gibi ayrı yazmam gerekiyor. Ve dahi anlamı katması gerekiyor. Bunu sen dahi biliyorsun. Yani başkaları da biliyor anlamında kullanmış oldum. Peki gelelim ikinci cümlemize. Kardeşim evde yok. Ne demek bu arkadaşlar? Siz kardeşim arıyorsunuz ama kardeşim ev denen şeyin içinde yok şu anda. Bunu söylemiş olurum değil mi ben? Bakın çocuklar, şimdi ben bunu görmesem, bunun olmadığını düşünsem cümlede. Okuyalım bakalım ne olacak. Kardeşim ev yok. Hani kardeşim olmadığı gibi ev de olmadı. Aa, ne oldu arkadaşlar? Cümlenin anlamında oldukça ciddi bir değişme meydana geldi. Benim ilk söylediğimle D'yi çıkardıktan sonraki söylediğim arasında çok büyük fark var. Demek ki buradaki çıkarılamayacak bir ekmiş. Çıkarılamayacak bir ekse ki aynı zamanda burada ev kelimesini arkadaşlar evin içinde anlamı kattığına göre bulunma. Evin içinde bulunma. Bulunmuyor. Evin içinde bulunmuyor anlamı kattığına göre arkadaşlar. Burası ne olmak zorunda? Haleki. Haleki olduğuna göre arkadaşlar ne yapmak zorundayız biz bunu? Ev kelimesine bitişik yazmalıyız. Dedik dolayısıyla da doğru yazmış olduk her iki cümleyi de. Şimdi gelelim bir de yanlış yazdığımız cümleler arkadaşlar. Örneğin bu saat de dışarıda durma. Bakın şunun altını çizsem. Bir de desem ki bu köyde yabancı. Şimdi bakın ben iki tane kelimede çocuklar de kullandım. Şimdi varsayalım işte bu A cümlemiz olsun, burası B cümlemiz olsun. Desinler ki bize aşağıdakilerin hangisinde D yanlış kullanılmıştır? Veya hangisinde yazım yanlışı vardır? Şimdi bakın ben D'yi buldum değil mi çocuklar? Hemen şunu düşünürüm. Buradaki D acaba bağlaç mı yoksa haleki mi? Cümlenin anlamından bunu çıkarabilirim ben. Bu saatte dışarıda durma. Yani bu saatlerin içinde, bu saatlerle ayırdığımız mesela 2 ile 3 arasında. Dışarıda durma. O zaman arkadaşlar bakın bu ne olacak? Bulunma anlamı kattı mı? Yani zaman anlamıyla beraber. Bir, iki. Bunu ben görmüyorum çocuklar. Bu saat dışarıda durma. Cümle bozuluyor mu? Evet bozuluyor. O zaman arkadaşlar burası neymiş? Burası hal ekiymiş. Yani burası ekmiş. Şimdi eklerin nasıl yazılması lazım? Bitişik yazılması lazım. Bakın bitişik yazılmış. Bir sorun yok. Fakat burada başka bir sorun ortaya çıktı. Ne oldu arkadaşlar? Bakın burada ünsüz benzeşmesi olması gerekiyordu. Ünsüz benzeşmesi olması gerekirken yapılmadığı için burada yine yazım yanlışı var. Yani benim bunu doğru bir şekilde yazabilmem için bu saatte dışarıda durma demem lazımdı. O zaman burada yazım hatası var. Peki bu köyde yabancı. Şimdi ben bunu ne anlatmak istiyorum? Tabii anlatmak istediğimi düşüneceksiniz. Ya biz 3 tane köy gezdik. Bir zamanlar gelmiştik ama hala bulamadık köyü. Nerede acaba? Baktık bu köy yabancı. Biz bunu tanıyamadık. Baktık bu köyde yabancı. Sonra geldik diyoruz ki bu köyde yabancı. Bu da değil bizim aradığımız köy. Başka bir köy olmalı. O zaman arkadaşlar bu köyün içinde anlamı mı katıyorum ben bu cümleye yoksa bu köy de öteki köyler gibi anlamı mı katıyorum? O zaman bakın ne oluyor buradaki de eki arkadaşlar? Bu köy dahi anlamı kattı. Şunu kapatın. Ben neyi söylüyordum? Bu köyler yabancı. Peki bu köy? Bu köy de yabancı. Bakın bu köy yabancı anlamı çıkarabiliyorum. O zaman ne oldu arkadaşlar? Buradaki de eki bitişik yazılmış ama haleki değilmiş. O zaman burasını ben ne yapmalıymışım arkadaşlar? Ayırarak bağlaç şekliyle yani D bağlacı şekli söylemem gerekiyor. Yani bu köy de yabancı demeliydim. O yüzden ne demişim? Burada da bir yazım yanlışı meydana getirdik demişiz. Dolayısıyla çocuklar cümlede kullanılan D'nin yazımının doğru olup olmadığına karar verebilmek için önce cümledeki anlamına bakmak gerekiyor. Onu bulduktan sonra kurallarımızı hatırlayacağız. Bağlaçsa ayrı yazmamız gerekecek ve TT şekli olmayacak. Yok eğer haleki ise o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bitişik yazacağız ve bunun TT şekli de eğer kullanıldığı kelimede gerekiyorsa onu da kullanmış olacağız dedik. Umarım burası anlaşılmıştır. Önemli bir uygulamamız çocuklar bu. Bu özelliklere lütfen dikkat ediniz. Şimdi devam ediyorum. Buna benzer yine önemli eklerimizden bir tanesi var çocuklar. Ne o? Bu sefer ki'nin yazımı diyeceğiz çocuklar. İkinci maddede ki'nin yazımı. Şimdi bakınız bu D'ye bir benzerlik gösteriyor. Şu açıdan çocuklar. Bakınız ki de Türkçe'de
Üç tane var da ikisi ek birisi kelime olunca ben onu ikiye ayırayım çocuklar. Bir tanesi bağlaç. Aynen D'de olduğu gibi. Bu bağlaç. Bir tane çocuklar ki'nin ek olarak kullanıldığı yer var. Ek olarak kullanıldığında iki görevle kullanılıyor. Bir sıfat yapıyor çocuklar. Bir de zamir yapıyor. Bir sıfat yapıyor, bir de zamir yapıyor. Şimdi bağlaç, D olan bağlacı anlatırken söylemiştik. Ki bağlaçtır, bağlaçlar kelimedir çocuklar. Kelime olduğu için nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılması lazım. Eğer cümlede kullandığımız ki bağlaçsa, onun için söyleyeceğiz, o zaman ayrı yazılması gerekiyor. Fakat cümlede kullandığımız ki sıfat veya zamir olan ki ise çocuklar, sıfat veya zamir olan ki ise, böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Bunların her ikisi de ektir. Ek ise arkadaşlar, ekler nasıl yazılmalıdır kullanıldığı yerde? Bitişik yazılmalıdır. Dolayısıyla eğer ki ek ise bitişik yazılacak diyeceğiz. Peki ben sıfat olduğunu nereden bileceğim çocuklar? Şöyle bir şey olması gerekiyor. Bakın sıfatsa eklenmiş olduğu kelimenin, ki'nin eklenmiş olduğu kelimenin önündeki başka bir ismin çocuklar niteleyicisi olmalı. Yani demeliyim ki mesela ben yerdeki para. Neredeki para? Yerdeki para. Böyle bir durumda arkadaşlar ki ne olmalıdır? Bitişik yazılmalıdır. Ben size burada bir ipucu, bir püf noktası, bir tüyo vereyim çocuklar. Bir ki'nin sıfat yapan ki, yani ek olan ki olup olmadığını anlamak için onun ben cümlede daki deki diye kullanılıp kullanılmadığına bakarım. Eğer daki deki diye kullanılıyorsa çocuklar o kesinlikle sıfat yapan ki'dir, ektir, bitişik yazılmalıdır. Yerdeki, çuvaldaki, duvardaki, evdeki, köydeki, İstanbul'daki, Ankara'daki, uzaydaki vesairedaki vesairedaki. Daki ise çocuklar sıfattır, ektir, bitişik. Bir. Gelelim zamire. Zamir olduğunda nasıl yazılacak arkadaşlar? Zamir olduğunda da bir zamir demek ne demek? Bir ismin yerine geçmek demek değil mi? Öyle bir söyleyiş yapacağım ki çocuklar ben bir kelimeye eklenecek ama o kelimeyle beraber kullanmam gereken başka bir kelimenin yerini tutacak. Mesela seninki. Şimdi bak buradaki ki ile arkadaşlar. Mesela senin arkadaşın, senin kardeşin, işte senin tanıdıkların anlamında kullanılması gerekmiyor mu aslında? Bakın burada bir tane ki'nin yerine gelmesi gereken bir isim varmış ve ben onu kullanmamışım. Yani ne yapmışım? Zamir yapmışım. Yine bitiyor. Bak eğer ki cümlede şöyle kullanılıyorsa bak. Nasıl ayırdım çocuklar? İnki diye ayırdım. İnki, okulun ki, kitabın ki, sınıfın ki, bu bilgisayarın ki, tamam mı? Bu kalemin ki diyorsam o da zamirdir, ektir, bitişik yazılması gerekir. Şimdi gelelim uygulamaya. Ben desem ki bu sözlerden anlaşılıyor ki sen bana küsmüşsün. Şimdi bakın çocuklar. Ben şurada bir ki kullanmakla dakideki yaptım mı? Hayır. İnki inki yaptım mı? Hayır. O zaman bu ne demek çocuklar? Sıfat veya zamir değil demek. Yani ek değil demek. Peki bu şöyle bir şey yaptı mı? Ki'den önce şurada bir cümle var. Ki'den sonra şurada bir cümle var. Ve buradaki ki bunları almış birbirine bağlamış. Bağladı mı? İşte bu bağlamadan dolayı arkadaşlar ne olmuştur burası? Bağlaç olmuştur. E bağlaçsa nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılması lazım. İşte ben de ayrı yazdım. Peki desem ki bu bendeki aşk olmasa. Şimdi bakın ben burada bir tane ki görüyorum çocuklar. Bu bendeki aşk olmasa demiş. Şimdi buradaki ki'yi ayrı yazmışım ben. Ayrı yazdım ama ayrı yazmışsan bağlaç olması lazım. Bağlaçsa kendinden önceki bölümle kendinden sonraki bölümü birbirine bağlaması lazım. Oysa ben bakıyorum arkadaşlar. Bu kısım bir bölüm, bu kısım bir bölüm değil. Ve şurada ben bir şeye dikkat ediyorum bakınız. Bu aşk kimdeymiş arkadaşlar? Bendeki aşk. Sende bir şey yok. Bu bendeki aşk olmasa sendeki güzellik ne işe yarayacak? O zaman bak bu dakideki değil mi? E dakideki ise nedir arkadaşlar bu? Sıfattır. Değil mi? E sıfatsa ek değil midir? E ekse nasıl yazılması lazım? Bitişik. E doğru mu yazmışım o zaman ben? Hayır. O zaman arkadaşlar burası yanlıştır. Buranın doğru yazılması gereken şekli bu bendeki diye böyle bitişik yazılması gerekiyordu. Ben burada yazım yanlışı yapmış oldum. Son bir örnek daha vereyim çocuklar. Diyelim ki mesela anlaşılıyor ki
Anlaşılır olur kelimesini kullanmıyorum. Aynısını söylemişiz zaten. Değiştirelim cümlemizi. Diyelim ki duydum ki sen gelmeyecek misin? Mesela böyle bir cümle kursam bu sefer. Şimdi ben böyle bir cümle yazdığımda arkadaşlar ki'yi nasıl kullanmışım? Bakın burada bitişik kullanmışım. Hemen pratik bilgimi hatırlıyorum. Ben bunu bitişik kullanmışsam ya daki gelmeli bu. Ya in ki şeklinde gelmeli ki bitişik olsun. Böyle bir şey var mı çocuklar burada? Yok. Cümleyi okuduğumda dikkatimi çeken ne var? Ben duydum diye bir bölüm var burada, bakın bir cümle var. Bir de sen gelmeyecek misin diye bir cümle var. İki ayrı bölüm varsa arkadaşlar bu ki'nin ne yapması lazım? Bağlaması lazım. Bağlayan şey bitişik yazılır mı arkadaşlar? Hayır, yazılmaz. Çünkü bağlayan şey bağlaçtır. Benim buradan bunu ayırarak yazmam gerekiyordu. Bir hata yapmış oldum. Dolayısıyla eğer ki bağlaçsa ayrı bir şekilde yazılmalı. Daki şeklinde veya inki şeklindeyse ek demektir. Ekse de bitişik yazılması gerekir diyoruz. Bu maddeye noktayı koyuyoruz çocuklar. Gelelim bir başka bunlara benzeyen ekin yazımına çocuklar. Bizim biliyorsunuz 3 diyeyim. Soru eki veya soru edatı diye kullandığımız ne var çocuklar? Bir tane mı eki var. Çocuklar bakın çok net bir kural söyleyeceğim size. Mı hangi anlamıyla, hangi göreviyle, hangi şekliyle olursa olsun kendinden önceki kelimeye asla bitişmez. Asla bitişmez. Yani bunu biliyor musun diye soru sorduğum zaman da arkadaşlar buradakini ben böyle bitiştiremem. Veya işte şair dendi mi o gelir aklıma. O gelir aklıma desem de bitiştiremem. Veya işte büyük mü büyük büyük mü büyük bir ev desem burada da çocuklar bitişik yazamam. Yani anlamı, görevi, şekli ne olursa olsun. Her seferinde çocuklar mi'yi ne yapmak zorundayım? Kullandığım yerde kendinden önceki arkasında kalmış kelimeden ayırmalıyım, ayrı yazmalıyım arkadaşlar. Yani demeliyim ki bu iş biter mi şeklinde bunu ayrı yazmak zorundayım arkadaşlar. Tamam, bu kuralı unutmuyorsunuz. Çok net bir kural. Sorun çıkarmaz. Sadece şöyle bir şey olabilir çocuklar. Fiile gelecek kip ve kişi ekleri soru edatının sonrasına gelebilir. Yani beni tanıyor. Bakın tanıyor mu dersem o tanıyorum anlamı çıkar. Ama mesela desem ki siz beni tanıyor musunuz dersem arkadaşlar elbette ki kişi ekini buraya eklemem gerekir. Yoksa şöyle söylemem. Beni tanıyorsunuz mu? Böyle olmaz arkadaşlar. Biz böyle söylemiyoruz Türkiye Türkçesinde. Kişi eklerini soru edatından sonraya atabiliriz. Ama bunu kalkıp buraya asla ne yapamam çocuklar? Bitiştiremem. Bitiştirirsem yazım yanlışı yapmış olurum diyoruz. Çok net olduğu için bu kadar kesin bir bilgiyle geçiyorum çocuklar. Geldik bir başka yazıma. Şimdi çocuklar biliyorsunuz bizim dilimizde matematiksel veriler var. Yani sayılar var. Ve biz bunları zaman zaman günlük dilde kullanmak şartıyla cümlelerimizin içerisine alırız. Yani deriz ki saat 12 oldu hadi yatalım artık. Veyahut diyelim işte sabah 8.45'te kalkacağız. Yani bir takım rakamları günlük cümlelerin içerisinde de kullanırız. Eğer ben sayıları cümlenin içerisinde kullandığımda çocuklar, sayıların yazımı. Cümlenin içerisinde kullandığımda rakamla değil de kelime kelime yazıyorsam çocuklar. Yani diyorsam ben... Yaş 35. Evet. Yolun yarısı eder. Evet. Yaş 35. Yolun yarısı eder diye bir caiz sıkıdan mesela ben bir mısra yazdım. Ve bu mısranın içerisinde ben bir rakam kullandım. Bir sayı kullandım. Ve ben bu sayıyı rakamla yani 3 ve 5 rakamları değil de yazıyla yazdım arkadaşlar. Şimdi ben böyle yazıyla yazdığımda arkadaşlar ben sayıları nasıl yazmalıyım? Çocuklar kuralımız şu, cümlenin içerisinde geçen yazılar eğer bir banka işlemini, bir ne bileyim işte çek seneti, böyle bir işlemi anlatan sayı değilse, günlük dilde kullandım işte buradaki gibi 35 sayısı gibiyse, ne bileyim işte 22 sayısı gibiyse, 118 sayısı gibiyse arkadaşlar, o zaman her bir basamağın sayısını yani 30'u, 5'i, 100'ü, 1000'i
ayrı yazacağım çocuklar. Hepsini ayrı yazacağım. Bitişik yazmıyoruz, buna dikkat edin. O zaman benim burada yaş 35 derken yazdığım sayı doğru mudur? Hayır, yanlıştır. Bunun doğru şekli nedir arkadaşlar? 35 şeklinde olmalıydı diyoruz. Yani ben diyeceğim ki yarın 12 kişi gelecek diye mesela bir cümle yazsam arkadaşlar, 12 böyle yazabilir miyim? Hayır, yazamam. Bu bir yazım yanlışı olur. Bunun doğru şekli 10 ve 2 şeklinde ayrı ayrı kelimeler halinde gelmesi gerekir diyoruz çocuklar. Yani sayılar konusunda da söyleyeceğimiz bundan ibarettir. Devam ediyorum çocuklar. 5 diyorum buraya. Şimdi biliyorsunuz bizim dilimizde pekiştirme dediğimiz kelimeler var çocuklar. Pekiştirme. Nerede vardı pekiştirmemiz? Hatırlayınız, sıfatlarda oluyordu. Şimdi biz sıfatları pekiştirirken MPRS harflerini kullanıyordu çocuklar, hatırlarsanız. MPRS mesela beyaz diyecektim ben. Daha pekişmiş, daha güçlü bir şekilde söyleyeceksem nasıl söylerim? Bembeyaz, sapsarı, upuzun, kas katı, yüz yuvarlak gibi kullanırım değil mi? Şimdi arkadaşlar eğer ben bir sözcüğü pekiştirerek söylemişsem onu pekiştirdiğim kısmı ayırmam çocuklar. Onu da beraber yazarım. Yani ben masmavi yazacaksam mas, ondan sonra masmavi deniz. Böyle kullanmam çocuklar masmavi. Bu yanlıştır. O zaman çünkü burası bir kelimeymiş gibi anlaşılıyor. Oysa ki bu bir kelime değil. Dolayısıyla bütün pekiştirmeler nasıl yazılmalıdır çocuklar? Nasıl yazılmalıdır? Bitişik yazılmalıdır. Yani masmavi yanlış oldu. Ben demeliyim ki masmavi gözlerle bana bakıyordu dersen mesela çocuklar, masmavi bu şekilde yazmalıyım. Veya up uzun diyeceksem up uzun diye ayrı yazmam. Bunu hemen yanında yazarım çocuklar. Up uzun yollar dersen mesela bunu bitişik şekilde yazmam gerekir. Çünkü ayırabileceğim kısım kelime değil. Ayırayım. Anlamsız bir sözcük tek başına burada kullanılmış olur. O da mantıklı bir işlem olmaz çocuklar. Dolayısıyla pekiştirme yaptığımızda koskocaman, yüz yuvarlak, karma karışık, darma dağınık gibi, yani kelimenin ne kadar uzun olduğu için önemli çocuklar. Eğer pekiştirmeni söylüyorsam her bir pekiştirme nasıl yazmak zorundaymışım arkadaşlar? Bitişik yazmak zorundaymışız diyoruz. Şimdi biz pekiştirmeyi bu MPRS harfleriyle yapmanın dışında çocuklar bir de ikilemelerle de yapıyoruz. Yani ikileme olan sözcüklerin cümlenin içerisinde nasıl kullanılacağına dair ne söyleyebiliriz? İkileme, çocuklar adı üstünde bakın, ikileme iki tane kelime kullanma demek. İki tane kelime kullanacağıma göre ben, bunlar da birleşik bir kelime olmayacağına göre arkadaşlar nasıl yazmam gerekir? Bu sefer tam tersi, bunları da ayrı yazmam gerekir diyoruz, unutmuyorsunuz. Sözcük anlamı konusundan hatırlayınız. İkilemeler arkadaşlar nedir? İkilemeler bir sözcüğün anlamı güçlendirmek amacıyla değişik yöntemlerle, mesela zıt anlamlı kelimelerle, yakın anlamlı kelimelerle, biri anlamlı biri anlamsız kelimelerle kurduğumuz söz öbekleriydi. Mesela ben diyeceğim ki ev mev bulamadık. Şimdi bakın ben böyle bir cümle yazdım arkadaşlar. Ev mev kelimesini ikileme yapmışımdır. Bunları ne yapamam? Bitişik yazamam. Ayrı yazmam gerekir. Yani ben desem ki mesela ileri geri konuşma. Şimdi ileri geri konuşma derken arkadaşlar ileri geriyi ben böyle yazar mıyım? Yazabilir miyim? Yani dikkat edin, zaten çok böyle sırıtıyor. Yani yakışıklı da olmuyor yaptığımız şey. Hiç güzel bir kelime halinde durmuyor burası çocuklar. Anlıyorum ki ben yanlış yaptım. Burası yanlıştır. Bunu ben nasıl düzelttim çocuklar? Bakın gayet güzel bir şekilde yazıyorum. İleri geri konuşma. Bak çok güzel durdu kelime. Yakıştı da bu sefer çocuklar. Yani ikilemeleri ayrı yazmamız gerekiyormuş sonuçta. Şimdi burada özellikle dikkat etmenizi isteyeceğimiz bir yer var çocuklar. Özellikle dikkat etmenizi isteyeceğimiz. Mesela ben peş peşe kelimesini çocuklar böyle mi yazmalıyım? Yoksa böyle mi yazmalıyım? İç içe kelimesini iç içe böyle mi yazmalıyım? Böyle mi yazmalıyım? Veya teke tek kelimesini teke tek kelimesini böyle mi yazmalıyım? Yoksa teke tek diye böyle mi yazmalıyım? Şimdi bakın bu ikilemeler konusunda bizim en çok karıştırdığımız ve bizi en çok zorlayacak yerlerden bir tanesi burası olacak çocuklar. Niye sanki bunlar bu şekilde böyle bitişik yazılması gerekiyormuş gibi bir izlenim var bizde. Çocuklar bu büyük bir hatadır. Neden? Bizim bu şekilde kurduğumuz sözcükler de aslında birer ikilemedir. Bakın bak peş peş, iç iç, tek tek değil mi? Sadece ben ne yapmışım? Bu kelimeye bir ek getirmek suretiyle onu tekrar kullanmışım. Önemlidir. Bu bir yöntemdir zaten. Dolayısıyla bunlar da birer ikileme olduklarından
cümlede geçtiklerinde arkadaşlar bitişik bir şekilde değil, bütün ikilemelerde olduğu gibi ayrı bir şekilde yazılmaları gerekir. Dolayısıyla bakın peş peşe böyle doğrudur. Yoksa peş peş bitişik şekilde yazdıklarımız doğru değildir. Dolayısıyla bunun üzerine bir çarpı atıyoruz. Mesela desem ki bunlar ard arda oldu. Bakın şimdi bir cümleyi böyle yazsam bu mu doğru? Bir cümleyi şöyle yazsam bunlar ard arda oldu. Bu mu doğru? Bir de şöyle bir cümle yazsam bunlar art arda oldu. Ne dersiniz çocuklar? Bunlardan hangisi doğru olmuştur? Bir düşünelim bakalım. Hangisi doğru olmuştur arkadaşlar? Şimdi hemen ses bilgisini de aklıma getiriyorum. Bakın sessizlerle ilgili verdiğimiz bir takım kurallar vardı hatırlarsanız. Hem de yazımla ilgili verdiğimiz kurallar var. Hepsini bütünleştiriyoruz. Bir, burada arda ard diye bir kelime var. Demek ki burada bir ikileme var. Aynı kelimeyi iki kez kullanmışım ben. İkileme olduğuna göre ben ne yapmalıyım arkadaşlar? Bunu bitişik yazmamalıyım. O zaman bir gider. Bu bir. İki, bitişik yazmamam gerekiyor. Evet yazmamışım bakın. Burada da ayrı yazmışım, burada da ayrı yazmışım. Gayet güzel. Peki şimdi hangisi doğru? Bu sefer de şu bilgi aklıma geliyor. Türkçe kelimeler çocuklar B, C, D, G yani yumuşak sessizlerle biter miydi? Bitmezdi. E o zaman ard kelimesi böyle biter mi? Hayır bu da bitmez. O zaman bu da yanlışmış arkadaşlar. Demek ki doğrusu hangisiymiş? Bunlar art arda olmalıymış. Demek ki doğru yazımımız arkadaşlar üçüncü kelimede, üçüncü cümlede olduğu gibiymiş diyeceğiz. Anlaştık. Yani yazım konusunda hem sesi hem de kurallarımızı bütünleştirerek düşünmekte fayda var çocuklar unutmayınız. Ve ikilemeler konusunda da burayı biraz özellikle vurgulamak istedim. Çünkü biraz farklı algılanıyor bunu önlemiş olalım. Gelelim bir başka maddemize arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bizim coğrafyada özellikle kullandığımız yön ifadelerimiz var çocuklar. Kuzey, batı, güney vesaire veya kuzey batı şeklinde kullandığımız yön ifadelerimiz var. Bir de bölgeleri tanımlamaya yarayan sözcüklerimiz var. Mesela aşağı Mezopotamya, işte yukarı Fırat gibi. Şimdi çocuklar bu kelimeler cümlenin içerisinde geçtiğinde bakınız yönlerin yazımı diye bir başlık atayım ben size burada. Yönlerin yazımı nasıl olacak? Kaç oldu artık? 7 mi oldu bu maddemiz? 7'ymiş. Şimdi çocuklar şöyle bir kural vereceğiz bakınız. Eğer bu yön sözcükleri isimden çocuklar isimden önce kullanılıyorsa büyük yazılır. Bakın buraya ben bir formül yazayım size. Büyük. İsimden sonra geçiyorsa çocuklar küçük yazılır. Şimdi ne demek bu? Mesela ben diyeceğim ki Afrika kelimesi. Afrika. Şimdi ben bunu cümlenin içerisinde kullanarak bir yani yön ifadesiyle beraber Afrika sözcüğünü kullanacağım. Mesela diyeceğim ki Batı Afrika. Şimdi Batı Afrika derken arkadaşlar Batı'nın B'si nasıl yazmalıyım ben? Batı Afrika'yı nasıl yazacağım? Küçük mi yazarım buraya büyük mi yazarım? Hemen şu aklıma gelecek. İsmin öncesindeyse. İsmin öncesindeyse. Yani sıfat durumundayız çocuklar. O zaman büyük harfle yazarız. Batı Afrika'da yaşayan hayvanlarla ilgili bir belgesel yapıldı falan desek mesela Batı Afrika'yı ne yaparız? Burada büyük yazarız. Ama ben Afrika kelimesini yine kullansam da bu sefer şöyle kullansam. Mesela Afrika'nın batısı desem arkadaşlar. Bu sefer B'yi nasıl yazacağım? Bakın bu sefer B'yi böyle yazmam çocuklar. Afrika'nın batısı derken isimden sonra geldiğinde yani isim tamlaması şeklinde kullandığımda arkadaşlar nasıl söyleyeceğim bu sefer? Küçük harfle söyleyeceğim. Ve bu bütün yön isimleri aynıdır çocuklar. Yön isimleri için aynıdır. Mesela Kuzey Anadolu dediğimde K harfi nasıl yazmalıyım? Büyük harfle yazmalıyım. Ama Anadolu'nun kuzeyi dersem nasıl yazmalıyım? O zaman da küçük harfle yazmalıyım diyoruz. Unutmuyorsunuz. Aynı şey işte tanıtıcı yön isimleri için de geçerlidir. Mesela yukarı Fırat dediğimizde çocuklar ne yapmalıyız? Bakın ismin öncesinde geldiğinde Y harfini büyük harfle kullanırım. Fırat'ın yukarısı pek demediğimiz için onu söylemeye gerek kalmıyor. O daha farklı bir kullanım olarak karşımıza çıkacak. Ama eğer kullanılırsa ne yapmamız lazım? Doğal olarak küçük harfle yazmamız gerekir diyoruz. Yön isimleriyle ilgili kuralımız da bu olsun çocuklar. Gelelim bir başka başlığımıza. Çocuklar yazımla ilgili en önemli maddelerden bir tanesi büyük harflerin kullanımıyla ilgilidir. A8 diyorum. Büyük harfler.
Şimdi cümlenin içerisinde büyük harfler nerede geçer arkadaşlar? Cümlenin içerisinde büyük harfler nerede geçer? Özel isimlerin olduğu yerde geçer arkadaşlar. Özel isimler. Şimdi bunu düşünebilmemiz için hemen geri dönüp isimler konusunu bir hatırlamamız gerekir. Veya isimler maddesini bir daha incelememiz, işlememiz gerekir. Çocuklar isim biliyorsunuz ikiye ayrılıyordu. Bir, belli bir varlığı anlatan isimler vardı. Biz bunlara özel isim diyorduk. Bir de aynı tür olan isimleri anlatan sözcükler vardı ki biz bunlara cins isim diyorduk. Özel isimler ne olabilirdi çocuklar? Mesela şehir isimleri, devlet isimleri, din isimleri, şahıs isimleri, hepimizin adı, soyadı. Sonra edebiyattaki işte o gazete, dergi, öykü kitabı, şiir kitabı vesaire adları. Ondan sonra ünvan sıfatlarımız, değil mi? Gibi kurum ve kuruluş adları, dernek adları, devlet adları, işte kabile adları, dil adları şeklinde uzattığımız geniş bir silsilemiz vardı. Şimdi bu bölümde geçen, yani bir tane olan kelimelerin arkadaşlar isimleri cümlenin içinde geçtiğinde büyük harfle yazılması gerekir. Büyük harfle. Örneğin dün İstanbul'dan gelen diye ben bir cümle kuracaksam çocuklar, İstanbul bir şehir ismidir. Bunun baş harfini nasıl yazmalıyım arkadaşlar ben? Büyük harfle yazmalıyım. Herkes yalnızız romanını okuyor diye bir cümle kursam arkadaşlar ben. Şimdi yalnızız neymiş? Zaten cümlede belli ediyorum ben onu, bir roman ismiymiş. Eğer bu bir roman ismiyse arkadaşlar, o zaman bu ne olmuş? Tek özel bir kitap adı demektir arkadaşlar. O zaman ben bunun baş harfini büyük yazmalıyım diyoruz. Yani neler, büyük harflerin kullanımı ile ilgili sorular karşımıza çıktığında neyi düşünmeliyim çocuklar ben? Özel isimleri ve özel isimlere eklenen sözcükleri yazarken büyük harfle yazmam gerekiyormuş. Bu noktadaki yazım hatası bu şekilde karşımıza çıkacak. Mesela desem ki, komşum öğretmen Ali'yi tanıyor diye bir cümle yazsam çocuklar. Şimdi benim bu cümlede kurduğum, kullandığım daha doğrusu özel isimlerin büyük harflerin yazımı doğru oldu mu? Şimdi bakın burada Ali diye bir şahıs geçti. Bu doğru. Ali'nin A'sını büyük harfle yazmışız. Ama arkadaşlar bir de şu geçti bakın. Ali'ye ait olan bir özel bir sıfat geçti burada. Ali aynı zamanda öğretmenmiş. Şimdi öğretmen Ali derken buradaki öğretmen kelimesi de özel isme bağlandığı için büyük harfle yazılması gerekir mi gerekmez mi? Gerekir mi? Evet gerekir. O zaman ne olmuş çocuklar? Ben burada küçük yazınca yazım yanlışı yapmışım. Bunu atıp benim onu da büyük olacak şekilde cümlede yazmam gerekiyordu. Bu yüzden de hata yapmış oldum. Gelelim son bir maddemize çocuklar. Son maddemiz şu olsun. Kısaltmalar nasıl yazılır çocuklar Türkçe'de? Kısaltmalar nasıl yazılacak? Tabii yalnız kısaltma deyince bizim kastettiğimiz kısaltmalar arkadaşlar tek kelimelerin kısaltmaları değil. Birden fazla kelimeden oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları arkadaşlar bir büyük harfle yazılır. Mesela ben Türk Dil Kurumu diyeceksem arkadaşlar zaten bu özel isimdir. Çünkü bir tane yerin adıdır, bu kurum adıdır. Dolayısıyla ben bunu büyük harfle yazmalıyım açık bir şekilde yazdığımda. Eğer ben bunu kısaltarak yazacaksam çocuklar baş harflerini almalıyım. Yani demeliyim ki TDK. O zaman arkadaşlar bir kısaltmayı büyük harfle yazacağız. Başka ne yapacağız? İki, çocuklar kısaltmanın arasında nokta kullanmayacağız. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kısalttığımda şöyle yapmayacağım çocuklar. Bu yanlış. Böyle bir şey yok. Kelimelerin kısaltmanında arada nokta geçmez. Bunu değiştirdik çocuklar. Nasıl yapmalıymışız? Şöyle yapacağız bakın. Sadece harfleri yazacağız. TBMM gibi mesela. Veya ben ne diyeceğim sadece mesela? İSKİ. Tabii bunun bir açılımı var. Onu da bilmek gerekir. Nedir çocuklar o? İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri. Değil mi? İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri. Mesela Bursa olsaydı ne olacaktı bu? Hadi bakalım söyle şimdi. Nasıl yazacaktım o zaman? BİSKİ mi yazacaktık? Yani o zaman ona uygun şekilde gelecek. Ne olacaktı o zaman? BUSKİ olacaktı değil mi? Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri olacaktı mesela. Fark etmez gibi. Şimdi bir de burada şunu bilmemiz gerekiyor çocuklar. Peki bunlara bir ek gelirse ben ne yapacağım? Yani bu kısaltmalara da ek getiriyoruz biliyorsunuz biz. Örneğin İTÜ dedim mesela. İTÜ. Nedir İTÜ? İstanbul Teknik Üniversitesi değil mi? Arada nokta yok. Baş harflerini büyük bir şekilde yazdım aldım.
Şimdi çocuklar buna ek geldiğinde bir kere en başta buraya bir kesme işareti atacağız. Kesme işareti olmadan kullanamayız. Kesme işaretini koyduktan sonra arkadaşlar getireceğim ek, bakın getireceğim ek bu kelimenin kısaltılmışına göre olacak çocuklar. Kelimenin kısaltılmışına göre. Yoksa bunun açılımına göre gelmeyecek. Yani şöyle yapmayacağım ben. İstanbul Teknik Üniversitesi ya burası. Üniversitesi'nin değil çocuklar. Böyle değil. Bu yanlış. Nasıl olacak? Bu kelimenin kısaltmasına göre. Yani nasıl okuyorum ben bu kelimeyi? İTÜ diye okuyorum değil mi? İTÜ'nün yapmış olduğu bir çalışmaya göre. O zaman bakın burada ne oldu? Kelimeye göre kısaltma geldi. Mesela çocuklar şöyle bir kelimemiz, kısaltmamız var bizim daha doğrusu. Ne bu? Nedir bu? RTÜK ne bu? Radyo Televizyon Üst Kurulu. Değil mi? RTÜK. Bak biz bunu RTÜK diye okuyoruz değil mi? O zaman arkadaşlar ben bu RTÜK okuduktan sonra ona göre getiririm. RTÜK'ün son duyurusunda değil mi? Yoksa şöyle yapmam. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu olmaz çocuklar. Bu yanlış. Anlaştık mı? Peki ben öyle bir kelime yazdım ki arkadaşlar mesela devlet su işleri dedim. Devlet su işleri. Buna da bir ek getireceğim ben şimdi. Mesela ben diyeceğim ki devlet su işlerinde çalışıyor benim akrabam. Nasıl söyleyeceğim çocuklar? Şimdi bir kere açılımına göre gelmeyeceğini anladık. Yani devlet su işleri inde yazılmaz. O yanlış. Kelimeye göre yazmam lazım. Şimdi kelimeye bakıyorum ben bunu okuyamıyorum ki. Nasıl okuyacağım ben bunu? Diside. Diside denir mi arkadaşlar? Denmiyor. O zaman da ne yapacağız çocuklar? Harfleri tek tek okuyacağız. En sondaki harfe göre ek getireceğiz. Yani DSİ'de çalışıyor benim akrabam diyeceğiz. Anlaştık mı çocuklar? İSKİ okuyabiliyorsan bakın. O zaman İSKİ'de dememe gerek yok. İSKİ diye okuyorum zaten ben bunu. O zaman İSKİ'de. Ama DİSİ diye okuyamadığıma göre ben bunu arkadaşlar anlıyorum ki harf harf bakmam gerekiyormuş. DSİ'de çalışıyor benim akrabam deyip okumam gerekiyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu maddemizle ses bilgisi kurallarını da hatırlayarak bir cümlede kelimelerin, eklerin nasıl yazılması gerektiğine karar vermiş olduk. Eğer ses konusunda anlattığımız örneğin ünsüz benzeşmesi yapılmazsa, ünlü düşmesi yapılmazsa, ünlü daralması yapılmazsa yazım yanlışı olacak. Aynı zamanda saydığımız işte D bitişik yazılması gereken D ayrı yazılırsa ayrı yazılması gereken D bitişik yazılırsa yazım yanlışı yapılacak diyoruz. Bu kurallar çerçevesinde cümleleri okumuş olacağız. Son maddemiz olan noktalama işaretleri dersinde görüşünceye kadar hoşça kalın çocuklar.